Şöyle yaklaşık yarım kilo yine saç kavurmalık minicik doğranmış kuzu etim. Yanında da şöyle avuç içi kadar kuyruk yağımız var. Yağlı mı olacak? Kesinlikle evet. Neden? Tadı çünkü öyle çıkıyor. Hemen tavamın altını açıyorum. İçine çok az, fazla değil. Şöyle birazcık zeytinyağı koydum. Hemen içine kuyruk yağlarımı göndereceğim. Bunlar güzelce böyle hani çıtır çıtır olana kadar pişecekler. Diğer malzemelerimiz nedir? Yeşil biber ve en son altını kapatmadan küp küp domates doğrayacağız. Arzu edenler, hani yerken sevmeyenler kabuklarını soyabilir. Ben soyacağım bugün. Şöyle bir tane kuru soğanı aldım. Biraz biberimiz var demiştik. Şuradan da hemen iki diş sarımsak alacağım. Bir yandan hep kuyruk yağlarını kontrol ediyorum. İşte tam istediğim gibi çıtır çıtır olmaya başladılar. Şöyle biraz daha kızarsın. Hemen etlerimi içine koyacağım. Orada da biberleri halledelim bence. Artık etlerimi ekleyebilirim. Hemen şunu da güzelce karıştıracağım. Ocağımın altı hep sonuna kadar açık. Şöyle biberlerimi yine çok pişirmeyeceğim. 1-2 dakika sadece. Ölmelerini fazla istemiyorum. Kabuklarının soyulmasını istemiyorum. Şimdi domateslerimi soyacağım. 2 tane yeterli. Diğer malzemelerimi eklemeye başlamadan önce etimin böyle suyunu iyice çekip ve cızır cızır eder ya, o sesi vermesi gerekiyor. Ben onu bekleyeceğim. Sonra bütün malzemeleri sırayla içine ekleyeceğim. Etim istediğim sesi verdi. Soğanlarımı attım. Biraz tuz. Karabiber. Acı seviyorsanız kesinlikle biraz da pul biber. Şimdi ateşin altını hafif düşürüyorum. Etlerimin çok kurumasını istemiyorum. O arada da soğanlarım güzelce ölsün. İyice çevirelim bütün o lezzetler birbirine. Karışsın, of of. Şöyle birkaç diş de sarımsağımız var. Hemen onları da koyacağım içine. Soğanlarım istediğim kıvama geldi. Öldüler ama çok fazla değil. Yani hala yaşam belirtisi veriyorlar. İşte istediğim kıvam tam bu. Şimdi içine biberlerimi koyacağım. Onları da yine böyle çok fazla öldürmeden şöyle 1-2 dakika bunları da pişireceğim. Biberlerim de istediğim renk değişimini verdi. Çok az, 1 dakika belki 2. Hemen domatesleri gönderiyorum. Şimdi domatesleri yolladım. Burada altını açacağım. Neden? Domateslerin çok fazla su bırakmalarını istemiyorum. Yine domateslerin de hakkıdır diyerek biraz tuz, biraz karabiber. Şöyle biraz daha koyalım ve tabii ki acı. Acısız bence kesinlikle bir saç kavurma olmaz ama tabii yine siz bilirsiniz. İçinizden nasıl geliyorsa o şekilde hareket edin. Domateslerimi şöyle 1-2 dakika kadar kavrulması yeter. Ocağın altı da sonuna kadar açık. Domateslerim de güzelce kavruldu. İstediğim renk tamamen bu. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Sanıyorum bir tane yeterli olacak. Şöyle güzelce etime bastıracağım. Hem ısınsın hem o nefis suyu çeksin istiyorum lavaşlarımda. Şöyle bir maşa yardımıyla alalım. Kesinlikle sıcak servis yapın. Serviste de dikkat ederseniz göreceksiniz. Biberlerim çok ölmedi. Kesinlikle kabukları soyulmuyor. Domateslerim de hafif diri durumda. Lezzetini verdi ama tadı gayet belirgin.
Hemen yanına soslu lavaşlarımdan koyacağım.